Ramiz dayı. Kerem Bey selam söylüyor. Gidelim. Remzi. Direksiyona geçmenin zamanı geldi. Ben de geleyim dayı. Adama ihtiyacın olur. Var. Bir avuç adama ihtiyacım var bundan sonra ama kim onlar belli. Ezel Bey tamamdır. Kenan'la buluşma tamam. Senle ben gideceğiz. Tamam dayı. Bu senin son maskeni Ezel. Sen mi çıkardın Sırfa? Yok. Arkadaşım marifeti o. Niye mutsuz o arkadaş? Bundandır. Gelen geçen silah çekiyor garibime. Senin var zaten de. Ezeli arasını istemedim. Ömer'i. Sefa, konuşacaklarımız var seninle. Doğruymuşsun. Onlar haklıymış. Doktor en az 2 gün kalkmadan istirahat etmen gerek diyor. Sen ne diyorsun? Hadi gidelim diyorum. Telefon benim. Benim hakkımda kendi kararını vereceksin. O gün gelene dek zaten benden nefret edeceksin. Ben seni bile yeterince sevemedim. Ben sana bile ihanet ettim. Seni bile terk ettim. Nerede buluşuyoruz? Buralarda bir yerden yakında. Dayı buluşma falan yok değil mi? Var var. Ama onların haberi yok. E seni aramadılar mı? Not bıraktılar dedin. Al. Ne istiyorsam alırım senden. Sırada Ezel var. Ezel.
Bunu alınca sen ne yaptın? Adamlarıma izin verdim. Hepsini gönderdim. Niye? İstediğini alsın diye. Güçlü insanları yenmek için onların gücünü kullanacaksın. Arkadaki? Hele şükür görevi. Ezel Bey. Geçen günde dediğim gibi. Buyurun. Geçen gün ben yoktum kardeş. Siz buyurun. Önünüze bir şeyler dökmüşsünüz. Yeşil ufak bir şeyler. Kardeş onlardan değil. Kaçmayın! Bir bırak kendini. İyi sapladın böğrünü. Sağlam acıyordur. Bağır lan bağır. Yabancı yok. Ben getirmedim onu diye. Ben getirmedim. Bunlar kendileri istediler. Senin için geldi. Direndiler. Niye söylemedin? Söylesem mi? Söylesen izin vermez. Niye dayı? Niye mi? Çünkü daha ilk gördüğümde anladım. Bu adam başka. Bu adam başka. Ali. Ali onu bıçakladı. Ha. Ali onun yenilmezliğini kırdı. Üstünlüğü bize geçirdi. Peki nasıl böyle ayakta duruyor? Bünyesi kuvvetli. Hem bana biz onu bağladık. Ezel! Ver emri! İndirelim şunları. Bu sefer çocuk haklı Ezel. Emir senin. Ver emri. Hadi oğlum! Bakma afrasına! Bir sıkımlık canı kaldı. Bir sıkayım. Ali zor ayakta duruyor. Canlı çıkamaz buradan. Ali zaten canlı çıkmak istemiyor ya. Ali senin için ölmek istiyor. Ezel! Önce almak istemiyor musun oğlum? İstiyorum. Ezel! Beni Kenan'a mı götürmek istiyorsun? Hızlı sür. Ezel! Yaşıyor mu? Anne. Yaşıyor mu? Ameliyatta. Doktor hazırlıklı olun dedi. Ölecek işte anne ya.
kaldır kafanı. Ramiz yaşıyor. Ramiz'im yaşıyor. Kırım uçmuş, yazık. Gel. Ezel. Kalk ayağa. Ezel kalk dedim. Kalk. Aa, ne oluyor size? Ramiz öğretmedi mi size? Cesaret, yürek. Neden korkuyorsunuz ha? Umut etmekten neden korkuyorsunuz? Sakın ha. Sakın ha, hiç kimse onun öleceğini düşünmesin. Ya hemen hepiniz çekip gidin buradan. Ya da benimle birlikte yaşayacak değil. Merlan olur mu olur. Yaşayacak. Hadi hayırlısı. Doktor Bey. Ramiz'i hastaneye götürmüşler. Yaşıyor muymuş? Götürdüklerinde yaşıyormuş, ameliyata almışlar. Şimdi? Nasılmış? Ne dedim ben size? Mucize, mucize dedi doktor. Ameliyattan çıkarmışlar. Şimdi yoğun bakıma almışlar. Son 24 saati atlatırsa kurtulabilirmiş. Kurtulacaktır da. Ezel. Abi nereye gidiyorsun? Görmem lazım. Dayıyı bir görmem lazım. Emin misin? Buraya girilir mi? Doktoru çağıracağım bak. Çağır. Sen yat. Ben sana bir hikaye anlatayım ha. Bir gün dayı, çok eski çağlarda zindanın birinde eski bir ustayla toy bir çırağın karşılaşmasını. Yok, bizle alakası yok. Gel yeğenim, ver elini. Sonra çırağın elinde kitaplar, okudukça yenileri. Sonra bitmeyen sohbetler. Tadına doyulmuyor be dayı. Yok, bizle alakası yok hikaye ya. Daha önce fark etmemiş. Adamın kolunda bir dövme var. Üstünde şüphesiz sen, sen değilsin yazıyor. Gencin yavaşça gözleri açılıyor. Dünyaya yenilmiş bir çocuk bu. Bakma boyuna posuna. Ezilmiş, her şeyini kaybetmiş gencin biri bu. Girsen o zindanlara binlercesi var öyle. Ama usta o çocuğun elini tutuyor. Sonunda bir isim veriyor ona. O isimle bu çocuk intikamını alıyor. Sana bir şey diyeceğim. O çırak var ya, o ismi hep lanet zannetti. Hep bir ceza gibi taşıdı o ismi. Ama usta o ismi armağan etmiş çırağına. Dünyayla baş etsin diye oğluna yeniden isim koymuş. Dayı,
Sen şimdi bana el veriyorsun. Git kendin bir usta ol diyorsun. Olamam. İntikamı bıraktık arkamızda. Sonra Eyşan'ı. Sonra para pul ne varsa hepsini aldılar. Şimdi de sen. Olmaz dayı. Ben bu yoldan tek başıma çıkamam. Cengiz, bu bizim... Ezel'in başka planı yok. Artık aklına başka bir şey gelmiyor. Ben... Sen beni o zindanda ilk bulduğun gibiyim dayı. Çaresizim yine. İstemiyorum. Ama o adam senin bana verdiğin ismi aldı dayı. Baksana bana. Ömer'im ben yine. Yanından ayrılma. Ali abi. Bir şey yap Cengiz. Arkadaşımın içini söküyorlar. Bir şey düşün. Taksi! Taksi! Hayırdır memur bey? Araba sizin mi? Numaramı mı unuttun dayı? Gir içeri. Ezel, içeri gir. Hasan. Buyur dayı. Sen biraz hava al, bir kahve iç hadi. Oldu dayı. Var mı bana diyeceğim bir şey dayı? Var ama bizimle ilgili değil. Kızım. Kızım tehlikede. Onu bulacaklar bu sefer. Yok bulamazlar. Sen Ramiz Karaeskisin. Sen herkesten bir adım öndesin. Mesele o zaten yani. Bunlar, bu adamlar. Bu adam var ya, bu adam benim gibi düşünüyor, benim gibi hesap ediyor. O zaman onun gibi düşünmek daha da kolay olur. Doğru. Doğru. Benim birisiyle bir hesabım olursa ben ne yaparım biliyor musun? En sevdiği şeyi bulursun. Doğru. Peki bu en sevdiği şeyi nasıl bulurum? Bir adamını içeri sokarsın. Doğru. Onlar da öyle yapmıştır. Bu hep böyle olur.
her zaman önce bir telefon öldürür insanı. Telefonun öbür tarafındaki adam her zaman senin içinden bir haindir. Alo. Azat Karayeski buradaymış. Arkadaşı iletirsiniz. Tamam. Her zaman haber kulaktan kulağa duyurulur. Hasan, bunu Emir'e ver. Hiçbir zaman tek kişi haklamaz hedefi. Herkes kurbana bir adım yaklaşır. Sen olsan, içeriden haberi alsan, kimde kalır yani? Herkes gibi birinde. Ben olsam öyle birini bulurum ki rahatça kalabalığa karışsın. Gelmezsin diyordum. İşin doğrusu pek kimseyi tanımıyorum burada. Tanıdıklarımı da çok sevmedim. Bak o zaman buraya yazıyorum. Beni daha tanımadan çok seveceksin. Ne içersin? Sen söyle, sen benim yerimde olsan ne yapardın? Senin yerinde olmak istemem dayı. Ama senin gibi düşünen birine karşı tek silahın sensin. Bu içerideki adamı bulana kadar kimseye güvenmeyeceksin. Tek başına koruyacaksın kızını. Tek başıma ya da güvendiğim insanlarla. Azat sana güveniyor. Benden kaçıyor.
Senden kaçmaz. Sana inanıyor. Ben de kandırır getiririm sana. Ölmektense kanmak daha iyi değil mi? Bazen değil. Bazen hiç değil. Ben de güvendim ya sana. Şimdi değil ya. Bitsin bu iş. Sonra ha? Sonrası mı var? Ölümüne güvendim, ölümüne. Canını ver desen verirdim, o kadar güvendim. Bana nasıl yalan söylersin dayı? Nasıl oyun oynarsın? Bir şey desene. Sabahtan beri senin gelip bir şey demeni bekliyorum. Bir şey desene. Yok. Sen devam et. Ya bırak. Kandırdılar ulan beni. Her şeyimi aldılar. Sen... Sana anlattım. Sen biliyorsun. Sen nasıl yaparsın dayı? Sen nasıl yaparsın? Bir şey desene. Yok bir şey. Sen devam et. Var daha. Biriktirmişsin. Biriktirdim tabii. Niye biriktirdim biliyor musun? Sana sorsam... Sen de ben yaptım desen, evet öyle oldu desen, ne yaparım ben o zaman ya? Ne yaparım ben o zaman? Biriktirdim tabii. Gerçeği duymayayım diye biriktirdim. Yok, biriktirme. Ben de mi kıyam? Oğlunum diyeceğim, oğullarına ne yaptığım belli. Ben de mi piyonum? Sen de mi kullandın beni? Söyle, bir şey de, yalan de, doğru değil de, bir şey de. Nankörsün. Ne? Nankörsün. Ben mi nankörüm? Sen. Ben seni yalandan mı iyi ettim ya? Bildiklerimi yalandan mı öğrettim sana? Yalandan mı kurtardım seni çakalların elinden? Yalandan mı koşturdum peşinden seni? Yalandan mı kaldım olduğum yerde? Hepsi yalan ha? Hepsi yalan. Aynada bir bak kendine bakalım. Ezel, ben seni yoktan var ettim. Bak aynada kendine. Yoksa sen de mi yalansın ha? Belki de öyleyim. Ezel dur! Doğruysam da, yalansam da, gerçek şu. Azad'ın ihtiyacı var sana. Senin? Senin ne ihtiyacın var bana? Ezel! Niye kızıyorsun dayı? Kendim gelmezsem kandırır getirirsin nasılsa.